Hocam son dönemlerde bölgemizde kar yağışı yok. Aslında ülke genelinde çok azaldı kar yağışı. Bunun sebebi nedir? Tabii ki e, Türkiye'de son 50 yılda karla kaplı günlerin sayısı 28.4. Ama 2020 2001'den itibaren bu rakam 27'ye, 2030'dan itibaren 2010'dan itibaren ise bu rakam 26'ya düşmüş durumda. E, dolayısıyla mesela 2 sene önce 9 idi aşağı yukarı karla kaplı günler sayısı. Türkiye ortalaması 28. Değişkenlik de çok fazla ama son 50 yılda aşağı yukarı bütün Türkiye ortalamasına baktığımız zaman 2 2,5 gün olarak azalmış durumda. Evet, hem bölgemizde hem de ülkemizde aslında Kuzey Yarımküre'deki bütün ülkelerde kar yağışlı günler sayısı azaldı. Bununla beraber kar örtülü günler sayısında da bir azalma var. Bunun sebebini araştıran çalışmalar genellikle iki tane meteorolojik faktör üzerinde duruyor; sıcaklık ve yağışlar. Sıcaklık ve yağışların da bu bölgede ve kuzey yarımküredeki ülkelerde azaldığına işaret eden çalışmalar var. Bunları da biz iklim değişikliği, küresel ısınmayla ilişkilendiriyoruz. Karlı günlerin sayısının azalmasını da Iklim değişikliği nedeniyle meydana geldiğini ortaya koyan çalışmalar var. İklim değişikliğinin sebeplerinde biliyorsunuz insan kaynaklı faaliyetlerin artması, atmosfere karbondioksit, metan gibi sera gazlarının yüksek miktarda salınması, hava kirleticilerin atmosferde bol miktarda bulunması, bir de özellikle bu bölgede kentleşmenin de yoğun olduğu bazı büyük kentlerde ısı adacıkları meydana geliyor. Yani ee, tarımsal araziler ve diğer doğal yapıların üzerine kentlerle, beton e, örtülerle, sanayi tesislerle kapladığımız zaman e, orada ısıyı hapsediyor bu yapılar. Bu da bölgesel olarak orasının daha fazla ısınmasına sebebiyet veriyor. Buna ısı adacıkları diyoruz ki bunlar da e, sıcaklıkların artıran etkenlerdir. Sıcaklıkların artması, yağışların azalması doğal olarak e, kar yağışlı günlerin sayısında da bir azalma hatta karla kaplı günlerin sayısında da bir azalma meydana getiriyor. Bakın yağışlar önemlidir ama yağışların türü de önemlidir. Kar özellikle yeraltı sularının beslenmesi, barajların dolması ve akarsuların yıl boyunca düzgün akabilmesi, akarsu rejimlerinin dengede kalmasını sağlayan en önemli meteorolojik faktördür. Ayrıca tarımsal faaliyetlerde de karın yağması e, istenir ve karlı günlerin sayısının artması e, istenir. Hocam şunu söyleyeceğim. E, aslında baktığımızda Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde sanayileşme hemen hemen yok gibi ve orada yoğun bir kar yağışı var. Ama bu bölgede sanayi kuruluşları yoğun ama kar yağışı yok. Nasıl değerlendirebiliriz bunu? Şimdi bu ikisi arasında doğrudan bir ilişki kuramayız. Fakat e, ülkemizde Kar yağışı e, karasallıklara, denize yakınlık ve uzaklıklara, e, denizden yüksekliklere ve bakı yönüne bağlı olarak değişiyor. O dediğiniz bölgelerde yüksek kesimler var. Hani halk dilinde de karlı dağlar dediğimiz bir tabir var. Dolayısıyla buradan şunu çok net anlayabiliyoruz. E, kar yüksek kesimlere yağıyor, e, alça kesimlere daha az e, yağıyor. Ama tabii endüstrinin iklim değişikliği üzerindeki etkileri nedeniyle kar yağışında bir azalma Var mı diye soruyorsanız, evet, bu e, önemli bir etkidir. Onu söyleyebiliriz. Ne yapmamız gerekiyor? Adaptasyon, yani iklim değişikliğine uyumlu bir hayat biçimi benimsememiz gerekiyor. Öncelikle zihniyetimizin değişmesi, e, çevreye duyarlı, e, işte daha az salınım, karbon salınımı yapan aktiviteleri günlük yaşantımızda bireysel tercihlerimiz haline getirmeliyiz. İkincisi suların kullanılmasında tarımsal faaliyetlerde vahşi sulamadan vazgeçip daha böyle damlama sulama sistemine dönüşmeli. Üçüncüsü olarak bölgelerde su potansiyeline orantılı olarak bir iklim bir şey, iklim modeline orantılı olarak bir tarımsal faaliyete geçmeliyiz. Endüstride suların tekrar kullanılması ve proseslerde bu kazanılmış suların kullanılmasının yaygınlaştırılması gerekir.